Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 40 dakikalık ders süresi uzun dedi, kısalmalı açıklamasını yaptı. Peki ideal ders süresi ne kadar olmalı? İşte cevap. Dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu ve öğrencinin sıkılması. 40 dakika tabii ki uzun bir süre benim gözümden değerlendirirsek konuyu. Neden uzun bir süre? Çocuklar arasında dikkat eksikliği, sendromu, DEP dediğimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sendromu çok yaygın şu anda. 40 dakika uzun mu? Evet, çok uzun. Kaç dakika olması lazım? 20-30 dakika olursa daha iyi olur. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 40 dakikalık ders süresi uzun dedi. Kısalabileceğinin sinyalini verdi. 20 dakika herhalde 25 dakika en idealidir diye düşünüyorum. 40 dakikalık derste çok verim sağlayamıyorlar. Çünkü yaklaşık 25 dakika sonra zihin dağılmaya başlıyor. Okullarda ders süresi 40 dakika, teneffüslerse 10 dakika. Bazı derslerde blok yapılıyor ve ders süresi 80 dakikaya uzuyor. Bu da çocukların hem konsantrasyonunu hem de dikkat eksikliğine neden oluyor. Ona adapte olmak zaten 10 dakika sürer. Çok verimli geçse bir 10 dakikası geçer herhalde. 10 dakika sonra koparlar zaten. Dersler çok uzun mu sence? Evet, dersler çok uzun. Ders ne kadar olması lazım? 20 dakika. 10 dakika abi bence. Ya 25 dakika falan ideal yani. 25 dakika. Evet, 25-30 falan. Kimisi 20 dakika, kimisi 30 dakika, kimisi ise 40 dakika olsun istiyor. Peki ideal ders süresi ne kadar olmalı? İdeal ders süresi çocuktan çocuğa göre değişmekle birlikte. Neden? Çünkü dikkat süreleri her insanda farklıdır. Ama 25 dakika ortalama bir değerdir. 20 çok az. Zaten sınıfa gireyim edeyim diyene kadar bir 5 dakika öyle geçiyor. Yarım saat ideal. Uzmanlar dikkat süresinin 20 dakikayla sınırlı olduğunu söylüyor. Yarım saat ideal bir süre. O süre içerisinde hem ders anlar hem de konu uzamaz ve çocuklar daha iyi anlar. Şimdi hem öğrenciler hem de veliler ders süresinin biraz daha düşmesini istiyor. Mustafa Emrullah Pala, TGRT Haber, Ankara.